bol olayım bol ola, seviyorum ben onu. Bol olayım bol ola, seviyorum ben onu. Buradan böyle çıkınca geride de alırım sonu. Buradan böyle çıkınca geride de alırım sonu. Hele yandan, hele yandan, sağdan soldan, hele yandan. Yok, yoldan sallaya uçtum. Beraber mi uçtunuz? Evet. Olduk baktı, gözlerinden bilemedik şey ettiğini. Uyuduğunu uçtu. Yandan Halimem yandan, severim seni candan. Seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Yandan Halimem yandan, severim seni candan. Seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Oy! Türkiye'nin en iyi aşçılarının çıktığı, dünyada da medar iftarımız olan Aşçılar Şehri, güzel insanların diyarı Bolu'dayız. Bolu Yeni Çağ'dayız. Sağlıklı bir kahvaltıyla inşallah programımıza start vereceğiz. Ardından da Bolu yöresinin en güzel lezzetleri, en ünlü aşçılarıyla birlikte güzel bir programla karşınızda olacağız. İyi seyirler efendim. En iyisi gezmek programında bugün Bolu'da oldukça yorulacağız. Dedik ki yorulmadan önce enerji almamız lazım. Enerji içinde en önemli olay sabah kalktığınızda güzel bir kahvaltı. Gerçekten muhteşem bir kahvaltıyla karşılandık. Tabii ki bu kahvaltının hazırlanmasında sağ tarafımda gördüğünüz, size göre ekranın sol tarafında İpek annemin çok büyük emeği var. Anneciğim nasılsın? Çok şükür iyiyim. Hepinize dua edeyim. Hep ümmeti Müslümanına. Ne diye ediyorsun? Hepsi yaşasın, hür yaşasın diye dua ediyorum. Dua ediyorum. Kahvaltı çok güzel. Çok güzel. Siz de güzelsiniz. Allah'ımıza çok şükür. Kahvaltı önemlidir değil mi? Evet. Kahvaltı önemli. Yaşımız kaç? 73. Her gün düzenli kahvaltı yapar mısın sen de? Evet. Yaparım. Bolu'nun bu organik kahvaltı masasında buluştuk. Evet ustam, burada organik neler var? Burada organik, tereyağımız organik, balımız organik, domatesimiz, biberimiz bahçeden, yumurtamız köy yumurtası, işte patatesimiz burada yöremizde üretilen patatesimizden, işte ürünlerimizin birçoğu, taze incir reçelimiz var, işte marmelatlarımız var, yaklaşık olarak %100 organik ürün sunmaya çalışıyoruz gelen misafirlerimize. Bir de muhlama. Evet, muhlama yöremizin, Karadeniz yöresinin vazgeçilmezlerindendir. O isli füme peyniri işte kaçmaz benden değerli izleyiciler. Değişik. Evet, dikkatimi değişik. Çekti. İsli? İsli füme peyniri. Yani? Doğuda ve güneydoğuda saklama koşulları buzdolabı ortamında olmadığı için fırınlanarak böyle üstü islenerek saklanan bir peynir türü. İstediğiniz şu kahverengi bölümü. Evet. Ne keçi eti mi, keçi midir, inek midir, koyun mudur? Koyun sütü. Koyun sütünden yapılır. Evet, koyun sütünden yapılır. İpek annem. Kahvaltıya müsaade varsa başlayacağız. Buyurun, buyurun. Yumurtalar senin çiftlikten? Evet. Tereyağı? Evet.
mıhlama, evet, gül reçeli, incir reçeli, evet, yiyeceğiz inşallah, yiyin, güzelleşeceğiz. Yiyin yavrum, yiyin. Allah hayırlı ömür versin de yeter ki yiyin, her zaman gelin yiyin. Kapımız açık hep herkese. Herkese kapımız açık yavrum. Evet değerli izleyiciler, muhteşem bir kahvaltıda Yeni Çağ'da, Bolu Yeni Çağ'da, aşçılar diyarında güne zinde başlamak için sizler için yiyeceğiz. Yeni Çağ'dayız. Türkiye'nin en iyi tas kebabı ve Türkiye'nin en iyi ve en değişik mantısı bu gördüğünüz kütük evin içinde yapılıyor. İki tane usta. Birisi Bayram Usta, birisi Hüseyin Usta. İkisi de diyorlar ki Türkiye'nin en iyi tas kebabı ve en değişik mantısı bu evde yapılıyor diyorlar. Bakalım kütük evin mutfağına giriyoruz. Ustalarımızın marifetlerini ve lezzetleri görüyoruz. Efendim Bolu'dayız. Bolu tabii ki Türkiye'nin en güzel ve en iyi aşçılarının yetiştiği memleket. Mantı yapacaklar. Mantı denince akla Kayseri geliyor. Ancak Bolulu ustalar dediler ki en iyi mantıyı Türkiye'de biz yaparız. Doğru mu usta? Doğru. Kayserilerden iyi mantı yaparsın. Ya herkesin yöresel mantı şekli vardır. Sizinkinin mantının yöresi olmaz ki abi. Mantı dedin mi Kayseri? Kayseri tamam. Bizimki de mantı. Ustama güveniyorum. Hüseyin ustama sağ olsun. Çok lezzetli yemek yapar. Yani mantıyı Türkiye'de en iyi yapar mı? Mantıyı Kayserilerden daha iyi yapar. Buna eminim. Eminsin. Evet, özel günlerimizde mantı ziyafetimiz vardır. Şimdi maydanozumuzu çekiyoruz. Yarım kilo un gerekli. Evet. Unun ortasını açtık. Bir tane yumurta kıracağım. Evet. Yumurta köy yumurtası mı? Evet. Köy yumurtası. Biraz tuzumuzu attık. Karıştırıyoruz. Suyumuzu koyuyoruz biraz. Bir su bardağı. Evet. Gerekirse biraz daha koyarız. Şöyle yumuram. Abi bayanlardan iyi hamur yoğuruyorsun ya. Öyle mi oluyor? Vallahi öyle oluyor. E ne yapacak evde yumuruyorsun? Ben de sen bayanlara da meydan oku. Türkiye'de en iyi hamuru ben yoğururum diye. Yok ya bayanlar iyi yapıyor ya. Evet hamurumuz hazır hale geldi. Ve 10 dakika sonra... Evet. Açacağız. 10 dakika sonra açacağız. Evet. Neyle? Oklavayla. Oklavayla açacağız. Evet. Sonra malzemeleri katacağız. Malzemeleri şey yapacağız. Türkiye'nin en güzel mantısını yapacağız evet, diyor iddialı abimiz. Evet.
ustam, o güzel ellerinle, mübarek ellerinle bu hamuru ne güzel açtın öyle ya. Biraz şeyimiz var ama açtık işte ya. Neyiniz var? He? Bayanlar gibi açamıyoruz ya. Açıyorsun, açıyorsun. Valla bayanlardan iyi açıyorsun. Yumurtanın beyazını ayırdık. Konuyu hemen değiştirdin tabii. Evet, ne yapacağım? Yumurtanın beyazını çırpıyorum. Şöylece de. Kıymasını döşeyeceğim şimdi. Soğanı attın, maydanozu attın. Maydanozunu attın, baharatını da attın. Usta. Efendim? Bu işte sanki bir yanlış giden bir olay var ya. Yok, niye? Nasıl? Benim bildiğim önce bir kesiyorlar, ondan sonra bir içine... Saniye. Nerede aynı? Kesmeden koydun. Ustayın enişlerin işine karışılmaz. Ciddi mi diyor? Tabii. Sen bu işin sonunda bir bomba olacak ama hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet. Ustayın enişlerin işine karışılmaz. Buraya kadar dizeceksin onları, evet, öyle evet. Mi? Evet. Buraya da çizeceğim beyefendi. Ondan sonra? Bundan sonra üzerine kapak kapatacağım. Bundan sonra keseceğim. Evde yengeye de yapıyor musun mantı? Yok ya. Evde, evde hiç yemek yapmıyor mu? Yapmıyoruz. Ciddi mi diyorsun? Ciddi. Yenge mi daha iyi yemek yapar sen mi? Ya, ben hanımdan iyi yaparım ya. İbrahim Bey dedi ki mantı yapılırken türkü söylemeden olmaz. Türkünün tadı, tuzu, biberi mantıya geçecek ki güzel lezzetli olsun diyor. Buyur patlat bakalım İbrahim Bey. Beyaz giyme toz olur, siyah gizme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bize gel. Bu da tuzu biberi olsun. Hüseyin ustamız iddialıdır. Göreceksiniz. Çok güzel mantı olacak. Değişik stil değerli izleyiciler. Evet. Her programda olduğu gibi klasik haline geldi. Şok, şok, şok. İbrahim Usta'dan evet. Değişik bir mantı yapımı. Bolu mantısı Kayserilere ve tüm Türkiye'ye Hüseyin ustam meydan okuyor. Evet. Başlıyoruz. Hüseyin ustam. Üzerini örtüyoruz böyle. Ört abi. Tamam mı abi? Tamam abi. Böyle. Şöyle çekiyoruz. Tamam abi. Abi bunu da ilk defa görüyorum. Niye vuruyorsun bezi? Yapışsın diye. Nereye yapışsın? Altına. Türkiye'de gerçekten değişik bir mantı yapımı değerli izleyiciler. Hüseyin Usta. Böyle yapıştırıyoruz Murat'tan hamuru. Aynen böyle. Türkiye'de başka bu türlü mantı yapan var mı? Bizim buraya az. Sana has abi. Evet. Ya burada da böyle yapan görmedim. Aynen böyle. Kes. Sen oradan bezle vurarak mantının olduğu yeri belirledin. Evet. Aynen böyle abi. Böyle çıkarttık mantıyı. Çıkarttık abi. Bir buradan, bir buradan mantılarımız hazırdır beyefendi. Hani bu şekil mi atacağız? Bu şekil suya atacağız. Bükme falan yok. Yok. İşten yok. Yırttık değerli izleyiciler. Evet. Yoksa bükecektik. Yok, bükme olmaz. Bükme yok abi. Yani bükme oldu mu öbür taraflara kaça. Özelliği kalmaz. Herkes bükmeli yapar. Tarafta böyle yapmazlar. İyi böyle yapmazlar. Mantıyı. Bir tek sen böyle yapıyorsun abi. Şahsına munhasırsın zaten abi. Abi işte. Aslında sen de aşçı tipi de yok abi. Film artisti gibi duruyorsun Hüseyin abi. Yok ya. Vallahi ciddi. Hoşuna gidiyor. Bir daha gülsen abi. Biraz daha gelecek biliriz. Öyle mi? Edison'un ikiz kardeşi diyorlar. Edison'un mu? Yok ya. Öbürünü her tarafta yap. Allah böyle yapmazlar fazla. Yapın olmaz. Evet suyumuz kaynadı. Kaynadı. Hüseyin ustam. Şimdi ne yapıyoruz? Mantıyı içine atıyoruz. Şöylece ne? İnşallah topak ulaşmaz. O da senin marifetin evet. Artık. İnşallah topaklaşmak demekli olmuyor. İşte böyle. Kestin kestin attın. Attım. 10 dakikada pişer bu. Kelle paça gibi durdu aynı. Evet. 10 dakikada pişer bu.
Şöyle kapat. Açam altını. 10 dakika sonra hazır diyor. 10 dakika sonra hazır. Bekleyeceğiz göreceğiz. Evet, bekleyeceğiz. Evet, şu anda mantımız pişti. Doğru musunuz? Doğru abi. Soğuk suyun içine çıkar diyoruz. Soğuk suyun içine çıkartıyoruz. Evet. Önemli. Bu bir porsiyon. Bu bir porsiyon. Bir bu porsiyon. Evet değerli izleyiciler, tabii ki mantı yoğurtsuz olmaz. Ben de işin zor tarafını yapıyorum. Yoğurt kabından tasa yoğurdu attım. Yoğurdun içine ne atıyoruz usta? Sarımsak. Sarımsak. Evet. Elindeki ne? Sarımsak. Elindeki sarımsak. Evet. İşlenmiş sarımsak. İşlenmiş sarımsak. Yoğurdun üstüne sarımsağı döküyoruz. Evet. Çırpıyoruz abi. Yoğurdumuzu şöylecene yoğurdunu döküyoruz abi. Şöylecene. Sırada? Sırada pul biberimiz var beyefendi. Pul biberi de kattık. Evet, pul biberini de kattık. Hafiften. Şöyle az bir şey de nane. Biraz da nane. Biraz da nane atıyoruz. Şöyle fazla tamamdır beyefendi. Tamamdır. Evet Hüseyin Ustam, şimdi mantıyı koyduk. Üstüne yoğurdu koyduk. Tereyağlı. Tereyağını da döküyoruz. Şöyle manda tereyağı bu ha. Bunun Ercek köyünde olur bu. Ne demişler? El emeği göz nuru, nuru. Bolu'da meşhurdur. Evet. Köroğlu. Evet. Bir de bizim böyle yakışıklı Eduz Hun tipli nurun ala nur yüzlü Hüseyin ustamız. Abi çok mütevazisin ama abi gerçekten de. Türkiye'nin en değişik, en lezzetli, en güzel, görseli en iyi, malzemesi en kaliteli evet. Mantısını yaptım diyor. Evet. Abi o zaman kendin tadacaksın. Abi de olsun. Önce sen tadacaksın. Al kaşığı abi. Tatayım abi. Ver abi. Bismillahirrahmanirrahim. Tat bakalım. Besmele'yi çekti. Yavaş yavaş. Oldukça hızlı değerli izleyiciler. Hüseyin abi bizden önce gidiyor. Bu çekimi yapmak için oldukça zorlandık. Güzel. Abi yüz ifadesine bakabilir misiniz? Gel abi. Gel yanıma doğru gel. Gel abi. Abi. Abi miydin? Hüseyin abinin yüz ifadesine bir bakar mısın? Mantıyı çiğnemeden yuttu, güzel diyor. Abi sen çiğnedin mi mantıyı? Hiç sanmıyorum çiğnediğini. Yat bakayım bir daha abi. Ya ye. Güzel mi abi? Güzel abi. Yani bir kaşık buyur. Sen ver o zaman. Senin elinden yiyeyim koca usta. Bir buyur. Kaşık yiyeceğim, tam yiyeceğim. Sadece bakacağım, notunu abi. Vereceğim. Sadece de tuzu noktan. Buyurun beyefendi. Bolulların bir kez daha mutfakta Türkiye bir numara olduğunu tescillemiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun efendim. Ne demek? Bir kaşık da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için. Buyurun. Sen yiyeceksin abi. Yok ben yemeyeceğim abi. Türkiye için bir kaşık. Türkiye için bir kaşık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Durmuş abi nasılsın? Teşekkür ederim. Senin için bu bölgenin en sanatkar adamı derler. Öyle. Ağaçtan baston yaparmışsın. Ağaçtan her şeyi yaparım. Bastondan gemi. Gemi. Gemiden uçak. Uçak. Uçaktan uzay mekiği. Yaparım. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Yok. Ciddi misin? Vallahi. Sanattır diyorsun. İnsanın resmini yaparım ağaçtan. 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 Allah'ını seviyorsan dünyanın bütün ağaçlarını kessen şu benim resmim çıkar mı ortaya çıkar. Ya? Çıkar. Ciddi mi diyorsun? Vallahi çıkar. Nusret Mayın gemisinin aşçısıydım. Ne? Tabii. Nusret, bak bir dakika. Şimdi Durmuş abi Nusret Mayın gemisinin aşçısıydım diyerek aslında 70 yılda... Cumhurbaşkanına bile yemek verdim ben. Ne mutlu sana ya. Nusret Mayın gemisi bizim tabii. Bildiğimiz bu meşhur. Tabii tabii. Oranın aşçısıydın. Tabii. Vay be öpeceğim seni Durmuş abi.
Bak köyün erkeklerinden hiç kimseyi öpmedim şu ana kadar, şanslısın. Vallahi seni öptüm. Çünkü Allah bir kanım sana Allah daha bir ısındı. Öp bakayım. Ha. Durmuş abi, bu nedir ya? O bastı. Dursun mu? Durmuş. Usta durmuş. Abi ismini sanki Durmuş abi bilmiyor mu? Kemal abi oradan yine karıştın, yine yanlış şık. Durmuş diyor adam, sen Dursun diyorsun. İsmini sen bundan iyi biliyorsun. Onlar çocukluğumdan Dursun derler. Nuhus da Durmuş. Nuhus da neyse onu söylemek gerekir. Değil mi? Tabii. Niye Dursun demişler? Köye ihtiyaç varmış. Şimdi, Dursun diye koymuşlar askere, seni ama sen... Askere muayeneye gittim. Albay diyor bana Durmuş diye, ben Dursun diye. O Durmuş diye, ben Dursun diye. Oğlum dedi, baksana burada ne yazıyor dedi. Baktım Durmuş yazıyor. Sen o zaman mı öğrendin adını Durmuş? Vallahi alem adamsın be Dursun abi, vallahi. Yani 20 yaşında askerde öğrendin ismini, öyle, Durmuş oldun. Öyle. Helal olsun sana. Sazlar var, minareler var, camiler var. Gördüğüm kadarıyla böyle çeşit çeşit işlemeler. Ya bu yaşta hiç... Bunları ben camilere hediye ediyorum. Hediye ediyorsun? Hediye ediyorum. Tamam, bizim orada da bir 8 tane cami var. 8 kaç tane yapar diyor. Durmuş abi. Efendim? Ya yorulmuyor musun? Yani bunu nasıl yapıyorsun 70 ya yaşında vaktim, ya? Vaktim, ben çalışmazsam hasta olurum. Ciddi mi diyorsun? Vallahi hasta olurum. Çalışıyorsun. Ben, ama genelde gönül işi yapıyorsun değil mi? 14 yaşımda avcılığa başladım. Askere gidene kadar, hacı olana kadar hep ava gittim. Bak teknolojiye bak. Bekliyoruz. Zara. Ne? Zara. Zara mı? Zara'nın söyledi ilahi mi? Durmuş abi alemsin ya. Gel hatun gel dedi. İşte Anadolu insanının eşini çağırma şekli. Gel hatun gel. Gel hatun gel. Nasıl başladı aşkınız? Vallahi biz akrabayız. Onun nenesiyle benim nenem bire kardeş. Bire kardeş çocukların çocuklarıyız. İyi güzel. Öyle. Yani sana yazılmış. Bana yazılmış. 14 yaşındaydı geldiğinde. Sen? Ben 16 yaşındaydım. Ne mutlu sana, 16 yaşında evlendin. Annemin ismi neydi? Makbule Şen. Makbule annem. Ya bu Durmuş abinin bu işlerle uğraşmasından memnun musun? Memnunum. Sana hediye yaptı mı? Yapmadı. Durmuş abi. Yapmadı. Karizmanın çizildiği an değerli izleyiciler. Bu kadar sanat eserini yapan Durmuş abi yengeye henüz bir hediye yapmamış. Yapmadı. İstemez o ya. Nasıl istemez? Ya sen belki bir sanatkar ruhu var, insan bir tane saz yapar. Bir keman yapar. Çalamaz. Hiçbir şey yapamadı, yaşlanıyor. Biz şu bastondan yapar. Baston çok öyle dolu. Ya niye hediye yapmadın yengeme? Alsın, hangini isterse onu alsın. Hepsi onun diyorsun. Hepsi onun. Aşık mısınız? Birbirinizi seviyor musunuz abi? Seviyoruz. Şu an aşık mısın? Aşığım. Ciddi mi diyor? Ya bunlar bu yaşlandıkça Anadolu insanı birbirine aşık ya oluyor. Ya ben hiçbir yere bırakmayayım. Santim bırakmaz. Seni? Tabii. Ya abi sen de rahat durmuyorsun ki ya, domuz vurmaya gidiyormuşsun bilmem. Traktörüne uyursun diye, gidemezsin diye. Ha, traktörün üstünde ha, uyursun traktörün diye. Traktörün üstünde. Yani böyle sakız olsa burnun ucuna yapıştıracak seni. Geçen uyudum, arabayla uçtum. Bir dakika ya. Traktörün üstünde mi uyudun? Yok, arabada. Arabada uyudun. Yoldan tallaya uçtum. O nasıl oldu ya? Allah şaka söyleme. Hayır, arabayı sürerken uyudun. Uyudum. Tarlaya uçunca uyandın. Uyandım. Bağırınca uyandı. Sen mi? Beraber mi uçtunuz? Evet. Allah'ım yarabbim, kimsenin başına... Uyandı. Nasıl? Sen bu uyurken arabada daha önce niye uyudun? Ben gerideydim, arabanın arkasındaydım. Bu öndeydi. Nasıl oluyor ya? Karı koca siz aynı arabada. Geliyorduk. Önde. Bir dakika. Şimdi bir arabanın içindesiniz. Evet. Sen önde, bu arkada. Ama oğlum vardı yanımda. Seni hiç uyarmadılar mı Durmuş abi? Ya işte aniden uyumuş. Bozduk taktı gözlerinden, bilemedik şey ettiğini. Uyuduğunu uçtu. Bir dakika. Sen... Abi bir saniye, gözlük nasıl bir gözlüktü? Kara gözlük. Kara demedim. Güneş gözlüğü. Saat kaç ki uçtum?
Böyle böyle. Arabaya bir böyle gittiğini hissettim. Eskiden bir aklım kalmadı. Değerli izleyiciler, bu kadar komik muhabbetin üstüne daha da bir şey demeyeceğim. Abi verilmiş, sadakan varmış. Seni seviyorum de yengeme. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ne mutlu, el ele tutuşun bakalım. Aa, şöyle bir de şöyle elini omzuna at amcama. Sakın bir daha bırakma. Demek ki neymiş annem? Güneş gözlüğü Durmuş abiye takmıyormuşum. Anladın mı? Bu seferlik tarlaya gittiniz, Allah muhafaza. Öbüründe vallahi yeni çağ gönlüne gidersiniz. Gider. Gitsen de o bir gün. Arabaya çıkmıyor bu kadar. Çıkmıyor musun? Yine traktör mü sürüyorsun? Hayırdır? Traktör. Allah gerçekten çok güzel insanlar, çok muhabbetli insanlar. Hiçbir zaman yüzlerinden gülücüğü ve tebessüm Rabbim eksik etmesin. Amin. Allah size afiyet Amin. Versin. Sizlerden de Allah razı olsun. Bu güzel eserleri yapmaya inşallah bu ellerin tuttuğu müddet, bu gözlerin gördüğü müddet ve bu yüreğin hissettiği müddet devam et. Öpüyorum. Hocam, ben de seni öpeyim. Kış geldi. Vazgeçilmezlerden biri de şüphesiz tarhana çorbası ve Bolullar diyor ki tarhanayı da Türkiye'de en iyi biz yaparız. Bir anne oğlun yanına geldik. Aslında anne oğlunu yetiştirmiş. Tarhana yapmayı evladına sen mi öğrettin? Evet. Kaç yıldır tarhana yapıyorsun? 30 yıldır falan yapıyorum. Kendini bildin bileli. Kendimi bildim bileli. Genç kızlığından beri. Evet işte yetiştiğimden beri yapıyorum. Taranayı genelde bayanlar yapar. Bu niye öğrettin oğluna? Aşçı olsun diye. Aşçı olsun diye. Oldu mu? Oldu. Maşallah onda da tamahçı tipi var ya. Bu senin mi? El emeği göz nuru tarana senin. Evet. Altın sarısı gibi. Evet. Ben kendim yaptım. Kendin yaptın. Evet. Görüyorsunuz taranayı değerli izleyiciler. Biraz daha diğer yörelere oranla açık. Malzemelerimizi sayalım. Evet. Malzeme pul biberi, salça, karabiber, tuz, pul biberi, yağ, kıyma ve taranamız. Tarana. Evet. Başlayalım o zaman pişirmeye bakalım. Tamam. Seher annemi fazla yormayacağız. O bilirkişi olarak burada duracak Seher annem. Evladını çalıştıracağız. Biraz çalışsın, erimesi lazım. Benim gibi içeri çekti. Hemen göbeği içeri çekti değerli izleyiciler. Önce neyi atıyoruz? Önce yağı atıyoruz. Atalım. Zeytinyağı mı ayçiçek ya? Ayçiçek ya. Ayçiçek ya. Attık. Daha sonra kıymayı atıyoruz. Oh mis gibi de koktu annem. Seher annem. Evet. Seher annem evet kelimesini hayatında bir prensip olarak kullanmaya alışmış. Her şeye evet diyor Seher annem. Test edeyim. Bu tarhana kötü olur Seher annem. Hayır kötü olmaz. Bak şimdi işine gelmeyince gördünüz mü evet demedi. Mustafa görüyor musun kardeşim? Evet. Sen de evet dedin. Seher anneden öğrendim. Seher anneden öğrendin? Evet. Bu böyle ne kadar pişiyor ustam? 3-5 dakika piştikten sonra salçasını vereceğiz bunu. Evli mi? Evli. Bir çocuğu var. Gelinle aran nasıl? Çok iyi. Seviyorsun gelini? Seviyorum. İki gelinim var. İkisini de seviyorum. Maşallah. Senin gibi kaynanayı niye sevmesinler ya? Onlara da tarhana veriyor musun? Tabii ki. Oh ne güzel. Biri yanımda. Biri yanında. Biri yanımda. Öbürü nerede? Bununki bu yanda da. Onu da getirdim köye. Köyde şimdi. Ha, yanına geldiler de iyi. Yanına gelmeseler? Çok iyiler. Yine mi iyiler? Ya hadi bakalım. Çok iyiler. Gelinlerim bir tane. Salçasını vereceğiz. Salçayı veriyoruz. Kaç yıllık aşçıyız? Ben 17 yıl, 18 yıllık aşçıyım. Yaş kaç? Benim 28. Bir de 10 yaşında mı başladın aşçı? 11 yaşında başladım. Kimin yanında? Alanya'da eniştem var, orada başladık biz. Annenden ne öğrendin? Annemden işte bir gördüklerimiz. Annenden tarhana çorbası. Evet. Suyu kattık. Evet. Mis gibi koktu değerli izleyiciler. Evet, bir taraftan tarhananın suyu kaynamaya başladı. Şimdi tarhana soğuk suyla ezilecek. Ondan sonra bu suyun üstüne katılacak yukarıdan. Ne tiyosu verdin? Doğru söyle. Ne dedin? Artık koy. Artık koy dedin yani.
Ya adam 20 yıllık aşçı hala anne taktik veriyor. Evet, ezilmiş tarhanayı da suyun içine attık. Kaynar suyun içine. Bu ne kadar kaynayacak? Bu kaynayana kadar işte 3-5 dakika içinde kaynar yani. Bu fazla bir olasılığı olmaz. Ondan sonra? Ondan sonra tuzu, karabiberi, yani baharat ürünlerini koyacağız. Ondan sonra çorbamız hazır. Hazır olacak. Hı-hı. Evet efendim, kış geldi, içimizin ısınması lazım. Cevdet kardeşim annesiyle beraber, Seher annemle birlikte Bolu'nun en güzel tarhanasını bizler için yaptı. Buram buram tütüyor, görüyorsunuz dumanını. Eline sağlık Cevdet hocam. Afiyet olsun. Yüzün temiz, gönlün temiz. İnşallah temiz bir hayatla da yolun açık olsun diyoruz. Sağ olun. Evet, Bolu oldukça güzel araziden oluşuyor. Yolda bir otostop çektim. Değerli izleyiciler, abim de durdu. Aha da bindim gidiyorum son model arabaya. Şu kameramanı ez geç abi. Şu kameramanı ez geç abi. Baba malı değil, miras değil, alın teri. Gördüğünüz gibi Bolu'nun en yakışıklı şoförüyle birlikteyiz. Bu gezide bizlere mihmandarlık yapacak. Çalıştır gidelim dayı. Belki de karşımıza çıkar bir ayı. Devam et abi. Aşıdan, sağdan. Aman, 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 aman yar. Bolunuyum, Bolunu seviyorum ben onu. Bolunuyum, Bolunu seviyorum ben onu. Buradan böyle çıkınca ben kendi alırım solumu. Buradan böyle çıkınca ben kendi alırım solumu. Hele yandan, hele yandan, sağdan soldan, hele yandan, hele yandan, hele yandan, sağdan soldan, hele yandan. Oh. Aşağıdan. Aman, 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 aman yar. Mengenliyim, mengenli, severim hoşmerimi. Mengenliyim, mengenli, severim güzelleri. Beraberce yiyelim, böğürtten reçeli. Gel beraber yiyelim, böğürtten reçeli. Hele yandan, hele yandan, sağdan soldan, hele yandan, hele yandan, hele yandan, sağdan soldan, hele yandan. Hop de, şuradan salla. Hop de, haydi.
Aman, 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 aman yar. Karabük safran bolu, müşterimiz pek dolu. Karabük safran bolu, müşterimiz pek dolu. Kemikli der sallanma, İsmet Paşa'ya doğru. Kemikli der sallanma, İsmet Paşa'ya doğru. Hele yandan, hele yandan, sağdan soldan hele yandan. Hele yandan, hele yandan, sağdan soldan hele yandan. Oh! Aziz Yiğit. Evet. Doğru mudur? Evet. Ve Mengen folklor ekibi. Doğru mudur abi? Evet, doğrudur abi. Köçeklerimizle, davulcumuzla, Hüsnü Şenlendir'in hocası, klarnetçi abimizle, kılı kıyafet yönetmenine her ne kadar aykırı davransa da müthiş nefesiyle bizlere. Abi öncelikle kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Oradan başlayalım, tanıyalım. Çünkü mesleğinizi konuşturacaksınız tabii bu akşam. Önce işim Şevki Sarıbaş, Karabük Yeniceli'yim. Bu işi 35 sene yapıyorum. Yaşım 46. Küçükken başlamıştım. Emekliyim. Daha ne devam ediyorum. Sen abi? Ben İbrahim Coşkun. Mengenliyim kendim. 30 senedir bu işi yapıyorum. Babam mesleğim benim. Babam köçekti. Sen terfi ettin o zaman. Davulculuğa geçtin. Evet. 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 Keyifle yapıyorsun. Keyifle yapıyorum. Sen abi? Ben 15 seneden beri yapıyorum bu işi. Yeni başladım. 15 senedir yapıyorsun, yeni başladın. Yani işte. İyi abi, demek ki burada evet. 50 yıl olunca evet, evet. Bu işi yapıyorum anlamına geliyor. Doğru mu abi? Peki çok nefes gerektiriyor abi. Evet abi, biraz zor. Eğitimini nasıl aldın? Kendi kendimize. Bu oynamak da hani küçüklükten beri bir yetenek. Oynamak da bir iştir. Herkes oynayamaz. Yani benim mesleğim fırıncılık. Ama içten geliyor. Aynen. Yöresel sanatçılar aslında o bölgenin bağrından çıkan ve o yöreye hitap eden sanatçılar, şöhret olmuyorlar belki ama o bölgede en fazla tercih edilen isimler oluyorlar. İşte bunlardan biri de Aziz kardeşimiz. Evet, ilk önce hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ülke TV olarak. Ben de bir sene oldu, ilk albümümüzü yaptık. Müzik hayatına da bir 10 sene oldu. İşte düğünlere gidiyoruz arkadaşlarla beraber, ayrıca da konserlere de gidiyoruz. Aman kuru fasulye, 7,5 lira. Aman kuru fasulye, 7,5 lira. Hem kaynasın, hem oynasın. Hem kaynasın, hem oynasın. Yandan Halimem yandan, severim seni candan. Seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Yandan Halimem yandan, severim seni candan. Seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Oy! Efendim ne demişler? İyilik yaparsan alırsın sevabı. Meşhurdur Bolu'da tasın kebabı derler. Tas kebabı. Ustam nedir malzememiz? Malzememiz bunun kuru soğan doğranmış. Sarımsak lezzet için sosuna. Kavurduktan sonra salçasıyla suyu ilave ederiz. Baharatı, tuzunu o şekilde pişiririz. Bir özelliği var mıdır yani Bolu tas kebabının diğer tas kebaplarının? Lezzet verme açısından özel et, bu yöresel de yapılır yani bizim bu cemiyetlerimizde yöresel yapılan bir yemektir tas kebabı. Usta fark düğünlerde, mevletlerde ustalar kalite katar kendine göre. Hayır yani lezzet. Usta fark eder mi? Bayram ustam yani benim elim daha lezzetlidir, daha hamarattır diyor musun? İşte dedim ya sana, yani bu ustanın elinin lezzeti farklı olabilir. Herkesin yapış tarzı, pişirme tarzı lezzet verebilir. Malzeme yani aynı olabilir. Lezzet farklı olabilir. Farklı olabilir. Kaç yıldır meslekteyiz? Ben 73'ten beri çalışıyorum. Yani 43 yıl. Evet. 43 yıl. 42 yıl. Peki tek bir teknik soru sorayım. Bolulu aşçıları diğer yerlerden ayıran özellik nedir diğer illerden? Bu baba mesleği. Bolu yöresi.
Babam mesleği, çıraklıktan yetişme. Gördüğüm kadarıyla tas kebabının eti güzelce suyunu alıyor. Kirli suyu alınmış etin, süzülmüş, kavrulacak güzelce. Bu ne kadar süre çalacak Bayram Usta'm? 40-45 dakikada biçer. Evet ustam, et suyunu aldı. Et şimdi ne atacağız? Suyunu aldıktan sonra bir miktar sarımsak. Sos lezzetini vermesi için bir miktar soğan, kuru soğan doğranmış. Bunları biz tekrar kavuruyoruz. Bunlar kendi soğan pembeleştikten sonra salça veriyoruz. Suyumuzu ilave edeceğiz. Sudan sonra da tuzumuzu, baharatımızı atıp kapatacağız. Ondan sonra kaynamayı bekleyeceğiz. Evet. Evet, aradan tam 40 dakika geçti ve Bayram Usta dedi ki bizim kebap hazır. Bakacağız lezzeti nasıl, sizin adınıza tadacağız. Evet hocam. İçine düşeceğim neredeyse. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, oldukça lezzetli olmuş. Fokur fokur kaynıyor. Bayram Usta'm, yap bakalım servisini. Evet, yanına patatesi de ilave ettik. Ve Bayram Usta'ya göre, Bolulara göre Türkiye'nin en iyi tas kebabı bu değerli izleyiciler. Tadına bakacağız. Kaşığımızı alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. On üzerinden 100 veriyorum. Bayram Usta'mı tebrik ediyorum. Bana göre de Türkiye'nin en iyisi yapılana kadar en iyisi bu diyorum Bayram abi. Teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Yani şunu söylüyorsun, sözümüze sözü ekleriz. Haruncum, seni her zaman buraya bekleriz. Elbette yani. Biz misafire yolun kapımız açık. Dertli, kayıp diye yazmışlar bizi. Gurbet gülsek de bir, gülmesek de bir. İnsana gerçek dost onu yaratan. Dostsuz kalsak da bir, kalmasak da bir. Gönül dolap olsa divane söyler. Rüzgara sırrını pervane söyler. Perdesiz konuşan efsane söyler. Masal bilsek de bir, bilmesek de bir. Ustasız kurulan alem düzensiz. Öğretmensiz yazan kalem düzensiz. Dertler bin bir türlü çilem düzensiz. Dertli olsak da bir, olmasak da bir. Efendim tabii sonbahar geldi. Yavaş yavaş yağmurlar yağmaya başladı. Biz de dedik ki böyle efkarlı ve puslu bir havada biraz efkarlanalım, biraz dertlenelim. O zaman ne yapmak lazım? Ya sanatçıya ya şaire gideceksin. Yunus Güldemir büyüğümüzü hemen aradık, bulduk Bolu'da. O da zaten eline aldı kalemi, kitabı ve şairlerini ve şiirlerini. Buradan başlayalım. Buyurun hocam. Kızıl saçlarını salıp rüzgara, toprak gönülleri dağlama Eylül. Hüzün sağanak sağanak benim içimde, içime dolup da ağlama Eylül. Yaşlı ağaçların dalları vurgun, kınalı yapraklar sevdalı vurgun. Bilirim koy vermez sardığın sargın, yeniden sevdaya bağlama Eylül. Eylül'de sarılar deliye cinnet, renkler aleminde kalana cennet. Seninle bağlanmış ruhumu elet, yolundan yolcuyu eyleme Eylül. Eylül, dalda sarı, yelde sarısın, aynada sonbahar, ayvasın, narsın. Ozanlar sevdası, piller yağısın, kırları yolları çiğleme Eylül. Hocam orada duruyoruz. Orada duruyoruz hocam. Tamam. Orayı da müsaade et, biz okuyalım. O Davudi sesimizle. Tamam.
Güldemir Esin'den Esin Eylül'de, hicranlı yaz sonu Leyli gönülde, yarini arayan gamlı bülbülde, hallerde sellerde çağlama Eylül. Hocam nasıl ses var? Çok güzel, teşekkür ederiz. Üçüncü boyuttan bakmak diye bir gerçek var. İnsan nefsi yedi boyutlu bir nefis. Mülhime mutmainne, nefsi emmare, raziye mardiye, kamile. Bu yedi basamakta yedi tane boyut var. İşte bu şairler üçüncü boyutta yazıyorlar. Hangi boyuta denk geliyor? Üçüncü boyut. Mülhime. Yani açılımı? Açılımı esin duyan, esin veren nefis. Hmm. Şimdi orada duydukları için bir pirden, bir mürşidi kamilden, bir cinden, bir melekten nasıl ilham alıyorlarsa öyle yazıp söylerler. İrticalen söylemenin sırrı budur. Burası aslında bir eğitim üniversitesi. İç uzay eğitim üniversitesi diyoruz biz buna. İç uzay? İç uzay eğitim üniversitesi diyoruz. Hocam harbiden üçüncü boyuta değil, beşinci boyut, sekizinci boyut. Yok, üçüncü boyuttayız. Üçüncü boyuttayız daha. O üçüncü boyutu herkes geçebilir mi hocam? Herkes geçemez. Okuyanlar... Ben geçebilir miyim mesela? Üçüncü resim, boyut. Ressamsanız, sanatçıysanız geçebilirsiniz. Zaten üçüncü boyuta geçmezseniz eser veremezsiniz. Hocam siz üçüncü boyut gözüyle bana şöyle bir bakın, şekil ve şema olarak ben kaçıncı boyuttayım? Sen mi? Üçüncü boyutu arıyorsun. Arıyorum. Evet. Bulabilir miyim hocam? Bulursun inşallah. Adım tamam. Harun, soyadım Şen. Heh. Alırım kalemi kağıdı, senin gerili yerine Neşen. Salim Uslu'yu, Çorum Alacalı Salim Uslu'yu, Meclis İdare Amiri Çorum, 1. sıra milletvekili, eski sendikacı, lise mezunu Salim Uslu büyüğümüze saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Efendim ben ne demişim? Bolu'nun yemekleri bol etli, meşhurdur şairi dertli. Bolu'nun ilim adamı, bilim adamı, kültür adamı, daha doğrusu bana göre de uzay çağının adamı Kemal Bey ile birlikteyiz. Şair Dertli'nin ebedi istirahatgahındayız ve burayı da Yaşar Çelik isimli bir iş adamımız inşallah donatıyor, bir anıt mezar haline getiriyor. Kimdir efendim bu Dertli? Dertli 19. yüzyılın ünlü halk ozanlarındandır. Şu anda Dertli'nin köyünde ve Dertli'nin mekanında bulunuyoruz. Şair Dertli 1772 tarihinde Şahnalar Köyü'nde dünyaya gelmiş, karşıki köyde. 1845 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. Nedir Dertli'nin özelliği? Şair Dertli kendisi, babasının adı Ali, kendisinin öz adı İbrahim'dir. Lütfi mahlasıyla şiirler yazarken saz çalmasını falan öğrendikten sonra bir kıza aşık oluyor. Kızı kendisine vermeyince intihara teşebbüs ediyor çakıyla ve usturayla. O intihar hadisesinden sonra kendisine Dertli lakabı veriliyor. Şiirlerinde de Dertli mahlasını kullanır. O yıllarda geniş Osmanlı coğrafyasının aşağı yukarı tamamını gezmiştir. Konya'da, Kahire'de, İstanbul'da, Kastamonu'da birçok yerde uzun süre bulunmuştur şair Dertli. Ve bu turları tamamladıktan sonra 1845 tarihinde Ankara'da Saman Pazarı'nda vefat etmiştir. Sonradan mezarı köylüleri tarafından, Yeni Çağlılar tarafından, iki Yeni Çağ'ın sembol bir ismidir, buraya taşınmıştır. Şimdi benim vurgulamak istediğim Yeni Çağ'ın şair Dertli'nin yüzlerce koşması vardır. Bunlardan bir tanesi ders kitaplarına da girmiş. Telli saz. Telli sazdır bunun adı. Ne ayan dinler ne kadı. Bunu çalan anlar kendi, şeytan bunun neresinde. Bu yanlışlıkla bir tercüme hatası mıdır yoksa art niyet midir? Telli sazdır bunun adı, ne ayet dinler ne kadı olarak tercüme edilmiştir. Kitaplara bu şekilde geçmiştir. Bu çok büyük bir yanlıştır. İnşallah bizi dinleyenler bundan sonra bu yanlışa düşmeyecektir. Düşmeyecekler. Kemal abicim gel o zaman. Beni de ilgilendiren boyutu burası değerli izleyiciler. Aşıkın çok bela gelir başına. Tahammül gerektir adu taşına. Şems-i ruhşanına, aşk ateşine. Yanmakta seyretsin pervane beni. Bakmazlar dertliye algındır deyu. Hakikat bahrına dalgındır deyu. Bir saçı Leyla'ya vurgundur deyu. Yazmışlar deftere divane beni. Abi gerçekten Dertli döktürmüş. Evet, Dertli. Buradan da ruhuna bir Fatiha diyelim. Ruhu şad olsun. Evet. Şair Dertli Yeni Çağ'ın sembol isimlerinden birisidir. Bunun için Yaşar Çelik Şahnalar Köyü'nün yetiştirdiği, Yeni Çağ'ın Bolu'nun yetiştirdiği büyük bir hayırseverdir. Bu anıt mezarı ve bu kültür sitesini kendisi yaptırmıştır.